Herkese merhaba dostlar. Cülbeten selamün aleyküm. Arkadaşlar bugünkü konumuz sağdırmayan inekleri nasıl sağabiliriz? Tekme atan huylu inekler, korkak hayvanlar sağımda nasıl alıştırabiliriz? Öncelikle arkadaşlar şunu yapın. Bir hayvan alırken dışarıdan şuna dikkat edin. Hayvanın memesini elleyin. Eğer ki hayvan inekse, daha önceden doğurmuşsa, düve değilse arkadaşlar, memesini elletiyorsa arkadaşlar, sağımda çok fazla bir zorluk çekmezsiniz. Şöyle elleyin. Hayvan size tekme atıyorsa bilin ki o hayvan doğurduktan sonra da size tekme atabilir. Zorluk çekebilirsiniz. Eğer ki hiç tekme atmıyorsa, memelerinde de bir sorun yoksa doğurduktan sonra sakin bir şekilde sağabilirsiniz hayvanı. Aldığınız hayvan eğer ki düve ise, yeni bir doğurmuş hayvansa, tekme atar mı atmaz mı belirsiz. Sakin hayvan almaya çalışın. Yani çok ürkek, çok korkak hayvan aldığınızda arkadaşlar zorluk çekebilirsiniz. Diyelim ki ürkek, korkak hayvan aldınız. Nasıl sağacağız? Öncelikle bu doğurmadan önce, gebe ise doğurmadan önce hayvanı sevin. Yani hayvanı tarayın. Hayvanı sevdikçe hayvan size alışır, sizden korkmamaya başlar. Hayvan sizi severse arkadaşlar, o kadar daha rahat bir şekilde sağmaya başlayabilirsiniz doğurduktan sonra. Sizden çok korkuyorsa bilin ki o hayvanı sağmazsınız, yani kolay kolay sağmazsınız. Çok zorluk çekersiniz. İlk önce kendinizi hayvana alıştırıyorsunuz. Tarıyorsunuz, ediyorsunuz. Taradıktan sonra memesini doğurmadan önce ellemeye çalışıyorsunuz. Yani her gün ellemeye çalışın yani. Hayvan alışsın size. Diyelim ki hayvan doğurdu. Doğurduktan sonra bildiğiniz üzere memelerde ödem oluşur. Çoğunlukla hayvanlarda şişlik, sertlik oluşur. Mesela bizim bu en son doğuran ineğimiz memelerinde vardı. Şu an biraz azalma var. Kaybı. Evet, şu an ödem yok. Yani azalmış. Şimdi bu hayvan bize bu sene geldi bildiğiniz üzere. Doğurduktan sonra memelerini ellettirmiyordu. Birincisi, daha önceden hiç buzağdan ayırıp sağmamışlar. Bir de arkadaşlar, memeleri şiş oldu mu hayvan tekme atıyor. Bakın şimdi elleyince, birkaç gündür bunu sağıyorum arkadaşlar. Hayvan gitgide alıştı. İlk zamanlarda tekme atıyordu bana. Peki tekme atarken nasıl sağacağız? Şimdi makineyle sağım var, bir de elle sağım var. Makineyle sağdığınızda, tekme attığında makineyi hemen çıkartıyor hayvanlar. Makine sağmıyor yani kolay kolay. Şimdi şöyle bir tekmelik var. Bildiğiniz üzere. Şu tekmeliği şuradan şuraya şu şekilde arkadaşlar takıyoruz. Bu tekmeliği takarken bu hayvan buradan, yani arka sağ ayağından, artık nereden taktıysanız, tekmeyi atamıyor. Yani bu taraftan güvenli olmuş oluyorsunuz. Şimdi bu tekmeliği de arkadaşlar, şöyle bildiğiniz üzere delikleri var. Bu delikleri hayvanınızın cüssesine göre ayarlamanız lazım. Eğer ki çok sıkı yaparsanız hayvan bu sefer sağa sola dönmeye başlar. Çok gevşek yaparsanız da hayvan tekme attığında hemen o tekmeliğin çıkar. Herhangi bir faydası olmaz. Onu tam hayvana göre oturtturmanız lazım. Tekmeliği taktığınız hayvan daha önce hiç takılmadığından dolayı, bir de şurası kasıldığından dolayı sağa sola dönmeye çalışacaktır. Siz şu buradan destek verip hayvanın sağa sola dönmesini engellemelisiniz ki hayvan yere düşmesin, sakatlanmasın. Eğer ki çok delirdiyse arkadaşlar, yani hayvan hiç durmuyorsa, bu sefer arkadaşlar ne yapmanız lazım? Buzağısını ilk önce salacaksınız altına. Buzağısı emecek. Buzağısı emerken siz sağmaya çalışacaksınız. Böyle yavaştan alıştırmaya çalışacaksınız. Bir de şu buruna takılan bir alet var. O bizde yok. Buruna takıyorsunuz arkadaşlar. Mesela elinizi hayvanın şu iki buruna taktığınızda hayvanlar etkisiz halde kalır. Çok hassas bir yerdir burun hayvanlarda. Oraya takılan bir alet daha var. O aleti taktığınızda birisi tutar, tekmeliği takar birisi de, birisi de sağabilir. Bu şekilde ilk başlarda alıştırabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar gitgide bu tekmeliktir, o burunluk dediğimiz aleti çıkartıp sağmaya alıştırmalıyız ki hayvan alışmasın.
Bir hayvan nasıl alışırsa arkadaşlar devamlı o şekilde sağılmaya alışır. Hayvanı tarayın. Bazen sert hayvana konuşmak lazım. Bazen yumuşak. Mesela tekme attığında hayvanları uyardığınızda sert bir şekilde bağırdığınızda bazen hayvan arkadaşlar anlayabiliyor. Yani bu hayvanlar o kadar da bizim düşündüğümüz kadar saf hayvanlar değil. Gerçekten zekaları da bunların nereden baksanız bazı insanlar kadar var. Hayvanlar dağda arkadaşlar otlarken bir bağırdığınızda geri dönebiliyor. Bazen sağarken de arkadaşlar dur yapma diye sesli bir şekilde bağırdığınızda da hayvan anlayabiliyor. Bazen duruyor. Ama vurmamaya çalışın yani vurmayın. Hayvanı vurdukça o hayvan sizden hem korkar hem de arkadaşlar alışmaz. Hayvana vurmayın. Bazen bağırabilirsiniz. Yani bağırmak da yani böyle dehşet bir şekilde bağırmayın. Yani uyarı bir şekilde bağırın. Sevin, tarayın. Yani bu iyi bir şekilde yaklaşın. Diğer türlü arkadaşlar kötü bir şekilde yaklaştığınızda hayvanlar daha da ürkek oluyor. Ürkek hayvanla sağmak en zor işlerden biri. Mecburen satmak zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi ilk önce ineği kendinize alıştırın. Eğer inek sizden doğuma büyüme değilse zaten size alışık değildir. Sizde doğuma büyümeyse arkadaşlar tekme atmasının iki sebebi vardır. Birincisi memelerde ödem vardır. İkincisi arkadaşlar buzağısını istiyordur. Ondan dolayı arkadaşlar saldırmıyordur. Biz hayvanları buzağıları emzirmiyoruz biberonla. İlk 1-2-3 gün bazen zorluk çekebiliyoruz. Hayvan sütte tam vermeme, sonra tekme atma gibi memelerinde şişlik olduğundan dolayı yapabiliyor. O birkaç gün idare edebilirseniz arkadaşlar ondan sonraki günler siz gerçekten rahatlıyorsunuz. Bu hayvan mesela ilk günlerde arkadaşlar sağdırmıyordu bana. Ben de ne yaptım? Tekmeliği taktım. Aldım elime tarağı. İlk önce memeleri makineye taktım arkadaşlar. Sonra taramaya başladım. Hayvan durdu, sakinleşti. Sonra birkaç gün sonra arkadaşlar artık taramaya bile gerek kalmadı. Tekmeliği bile çıkarsak hayvan sağılır duruma geldi. Siz gene ilk önce kendinizi alıştırın. Sonra sağmaya başlayın. Yani nasıl anlatayım? Öncelik kendinizi alıştırmak. Hayvana bir iyi bir şekilde yaklaşmak. Ondan sonra arkadaşlar eğer saldırmıyorsa tekmeliği kullanmak. Tekmelik en son çözümlerden biri. Bazen hayvanlar saldırabiliyor. Bazen tekmeliği kullanmak zorunda kalıyoruz. Bizim burada 8 tane inekten sadece 2 tanesi tekmelikle sağlıyor. Diğerlerinin hepsi serbest bir şekilde sağabiliyoruz. Rahat bir şekilde. Bakın arkadaşlar bu da çere getiriyor. Boğaya geleceğinin habercisi. Büyük ihtimal bunlar boğaya gelecek. Bakın bu da aynı şekilde getiriyor. Ne güzel yatıyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi sağım bu işte arkadaşlar en zor işlerden biri. Öncelik hayvana güven vermeniz, hayvana güven verdiğiniz sürece hayvan da size sağıma izin verir arkadaşlar. Buzağı altına zaten salıyorsanız arkadaşlar zorluk çekmezsiniz. Buzağı altına salarsanız buzağı biraz emer, sonra yanına bağlarsınız. Ondan sonra siz sağmaya çalışırsınız, hayvan izin verir. Ama siz buzağı ayırırsanız arkadaşlar birkaç gün zorluk çekersiniz. Biz çekmiyoruz gerçi çok fazla. Çünkü artık hayvanları alıştırdık. Biberonla biz bu buzağları besliyoruz. İnekler artık buzağları doğurduktan ilk yarım saat görüyor. Yarım saatten sonra arkadaşlar hiç görmüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Bu arada arkadaki simmental diyor da arkadaşlar gitgide ilerliyor. Doğumu yaklaşıyor. Bakalım o ne zaman doğuracak. Eğer ki doğum videosunu çekebilirsem sizinle paylaşırım. O doğurduktan sonra bu ahırda şu alaca inek. Sonraki doğum bu alaca inekte. Ondan sonra şunda. Değil mi? Aynen. Bunda böyle devam edeceğiz. Şu an 7 tane daha doğum bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla
Doğumlar bitecek. Mart, Nisan, Nisan'a kadar. Bakalım bu sene yaz nasıl geçecek? Biraz kötü geçecek gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü kar, yağmur yağmıyor. Yani Ocak ayına girdik. Geçiyor bile Ocak ayı. Hala kar yağmadı bakalım. Sıkıntı olacak mı bu sene? Ot falan olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.